Herkese merhabalar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok lezzetli hem de doyurucu. Karaman usulü topalak çorbası tarifimi paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Çorbamızın köftesi için bir tepsinin içerisine 1,5 su bardağı ince köftelik bulguru alalım. Üzerine 1 su bardağından yaklaşık 1-2 parmak eksik su ekleyerek karıştıralım. Ve 15-20 dakika kadar bulgurlar şişene dek bekletelim. Daha sonra üzerine bir küçük soğanı incecik doğrayarak üzerine ekleyelim. Üzerine bir tatlı kaşığı biber, ve 1 dolu yemek kaşığı domates salçası, birer çay kaşığı kadar kimyon, kekik, karabiber, nane ve yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. 1 adet yumurta ve 1 su bardağı un ekleyip elimizi kasedeki suya ara ara batırarak harcımızı yoğuralım. Videoda gördüğünüz gibi çok iyi bir şekilde yoğurmamız gerekli çiğ köfte kıvamına gelene dek yoğurmalıyız. Köftelerimizin pişme aşamasında dağılmaması için çok güzel yoğurmamız gerekli. Bu arada bulgurun içerisine koyduğumuz soğanı isterseniz rendeleyebilirsiniz. Evet, köftemizin kıvamı hazır. Bakın bu şekilde olmalı. Daha sonra bir tepsi veya düz bir tabağın içerisine bir yemek kaşığı kadar unu serpiştirelim. Elimizi kasedeki suya ara ara batırarak bakın bir parça kopartarak silindir haline getirelim. Nohut büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayarak un serpilmiş olan tabağın üzerine atalım köftelerimizi. Bu işlemi yavaş yaparsanız köftenizin kıvamı koyulaşacaktır. Ve bundan dolayı yuvarlamanız biraz zorlaşacaktır. Bu aşamada tekrardan elinizi suya batırarak tekrar yoğurmanız gerekli. Ve tüm köfteleri yuvarladıktan sonra tabağımızı sallayarak una bulanmalarını sağlayalım. Bir miktar una bulanması yeterli. Ve çorbamızın suyunu hazırlamak için bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 1 adet incecik doğranmış olan kuru soğanı ekleyelim. Hafifçe pembeleşene dek kavuralım. Üzerine 1 dolu tatlı kaşığı nane ekleyip birkaç saniye kadar naneyi yakmadan karıştıralım. 1 dolu yemek kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı kadar biber salçası ekleyip birkaç dakika kadar kavuralım. Daha sonra üzerine yaklaşık 1,5-2 litre kadar su ekleyelim. 2 su bardağı kadar et suyu ve yarım çay kaşığı kadar karabiber, yeteri kadar tuz ekleyelim. Karıştıralım ve daha sonra 1 su bardağı haşlanmış nohut ekleyelim. kaynamaya başladıktan sonra bir kase kadar küçük kuşbaşı şeklinde doğranmış haşlanmış et ekleyelim. Ve fokur fokur kaynayan suyun içerisine hazırladığımız köftelerimizi üzerine atalım. Hafifçe köftelerimizi dağıtmadan karıştıralım. Harlı ateşte tekrardan kaynama noktasına geldiğinde Kapağını yarım açık olacak şekilde üzerine videoda gördüğünüz gibi kapatalım ve kısık ateşte 15 dakika kadar pişmeye bırakalım. Ve 15 dakikanın sonunda topalak çorbamız pişti. Bakın gördüğünüz gibi hem çok lezzetli hem de doyurucu harika bir çorba oluyor. Bir kez olsun denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz ve tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Ocağın altını kapatalım ve tekrardan tencerenin kapağını kapatarak ocak kapalı olacak şekilde 15 dakika kadar çorbamızı dinlenmeye bırakalım ve 15 dakika kadar dinlendirdiğimiz çorbamızı servis edebiliriz. İsterseniz topalak çorbasını etsiz de yapabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Ama lezzet vermesi açısından et suyu veya kemik suyu kullanabilirsiniz. Bu harika çorbayı umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.